Merhaba, Mina Hanım ve arkadaşlarıyla beraberiz. Isparta'ya hoş geldiniz. Bu projeye ilk ne zaman başladınız? Neler yaptınız? Biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki, çok teşekkür ediyoruz. Kendi adıma ve arkadaşlarım adına hoş bulduk. 10 yıl önce kurduk grubumuzu. Grubumuzun adına da siz yalnız değilsiniz, biz buradayız ismini verdik. 10 yıldan bugüne kadar Türkiye'nin birçok illerinde, ilçelerinde, köylerinde çok alanlarda çalışmalarımız oldu. Sadece eğitim alanında değil, sağlık alanında, kıyafet yardımında, toplu sünnetler yaptık, kıyafet dağıtımları yaptık. Okullarda ana sınıfı olmayan okullara ana sınıfları kurduk. Hastanelerde çocuklara oyun parkları kurduk. Yılda iki kez toplu sünnet yapıyoruz. Evlenemeyen çiftlerin düğünlerini yapıyoruz. Birçok çalışma. Peki böyle bir şeyde insanlar hani size nasıl ulaşabilir? Tabii ki siz yalnız değilsiniz, biz buradayız grubu olarak yazıldığında sosyal medyada telefon numaraları var. Oralardan ulaşabiliyorlar. Zaten bu şekilde ulaştıklarında bizzat bizler gidip yerlerinde eksikleri tespit ediyoruz. Yani nokta atışı yapıyoruz açıkçası. Buranın kurulması için de o şekilde oldu. Bir ay önce Isparta'ya geldik Remzi Hanım'la birlikte. Okula gelip gezdik. Baktık ki okulda ana sınıfının materyal durumu, yani yok denilecek kadar kötüydü. Yetkililerle görüşüp bir ana sınıfı kurabiliriz, bize bir boş sınıf gösterirseniz dedik ve geldik, kurduk. Peki Mina Hanım, bu projede ilk fikir nasıl oluştu? Nasıl buluştunuz Remzi Hanım'la, Semra Hanım'la? Vallahi ona ben cevap vereyim. 10 yıldır, 10 yıl önce biz arkadaşlarla görüşüyorduk. Yaşlı ziyaretlerine başladım. Böyle hani her cuma bir yerde yaşlıya gittik, yurtlara gittik derken biz de anlamadık. 10 yılda bir yığın proje gerçekleştirdik. 8 bayan bir araya gelince çok güzel şeyler yaptık. İnşallah bundan sonra da daha çok fazla projeler yaparız. Hani 10 yıl önce dediğim gibi gün yapmadık. Beylerimizin harçlıklarından, işte biz kendimiz hiçbir özel çok fazla harcamadık. Böyle toparladık. Damlaya damlaya göl oluruna her isteklere cevap vermeye çalıştık. Yanan evinden, düğünlerden, sünnetlerden, işte anaokullarından daha da çok projelerimiz var. Onları da Mina Hanım anlatacak sizlere. Bundan sonra ne gibi projeler var peki Mina Hanım? Bundan sonraki projelerimiz, bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmalar birbirinden çok daha anlamlıydı. Ama ilk kez yapacağımız bir projemiz var. Onun görüşmelerini, zaten tekliflerini verdik. Görüşmeleri içinde, yer tespiti içinde Aralık ayında yola çıkacağız. Batman cezaevindeki kader mahkumu kadınlarımızın yanlarındaki çocukları için kapalı oyun parkı ve faaliyet salonu teklifinde bulunduk. Başsavcımızla, cezaevi müdürüyle gidip yer tespitini yapacağız. Van Gebaş'a kırtasiye yardımı yapılacak. Böyle çalışmalar var. Bitlis Ahlat'a kıyafet yardımı. Sürekli bir çalışmalar var. Samsun Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşülüp okullarındaki eksik tespitlerini yapmaya gideceğiz. Dolu dolu günlerimiz geçiyor. Tabii ki grubumuzu oluştururken her şeyden önce şöyle bir amaç her zaman ön plandaydı. Halen de öyle zaten amacımız. Türkiye'de kardeşlik, sevgi, barış, gönül köprümüzü kurmaktı amaç. Bunu da bugüne kadar kurduğumuzu düşünüyoruz. Tüm çalışmaların yanında sevgi çok önemli, barış çok önemli, dostluklar çok önemli, kardeşlikler çok önemli. İnşallah bizim amacımız 81 ilçeleri ve köylerinde birçok çalışmalar yapmak. Şimdiden biz hayırlı uğurlu olsun diyoruz ana sınıfı. Ben buradan Sütçüler Kaymakam Bey'ine, ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne, Kesme Okul Müdürü'ne ve tüm eğitimcilere bize göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı da
kendim ve arkadaşlarım adına da teşekkür ediyorum. Peki buradan bizi izleyen ev hanımlarına bir şey söylemek ister misin? Tabii ki söylemek isteriz. Çok evlerde oturan hanımefendiler var. Bizler bunları her hafta yaşlı ziyaretiyle başladık ve bu noktalara kadar geldik. Her kadın en azından kendi mahallesindeki bir yaşlıyı ziyaret etse veya bir eksiğini gidermeye çalışsa veya bir okula giden ihtiyaç sahibi öğrenciye bir defter alsa, zaten inanın ki o mutluluk parayla da paha biçilmiyor. Onun gerisi zaten geliyor. Birle başlıyorsunuz, bu defa iki yapayım diyorsunuz, üç yapayım diyorsunuz. Bu şekilde biz buradan tüm ev hanımlarına bu köprüde hep birlikte el ele yürümeye var mısınız diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Uyan Usluki ekibi olarak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa.